6 günde siz de inanılmaz bir fiziğe ulaşabilirsiniz. Aa! Dostlar, insanlar gerçekten çok salak. Kendini 4 günde veya 6 günde yağsız göstereceksin dedim. Daha yağsız göstereceksin dedim. Şu anda gözüktüğün görüntüden daha yağsız olabileceğine inanmıyorsan gerçekten salaksın. Ve de sodyumun, suyun, karbonhidratın manipülesinin nasıl olduğunu bilmiyorsun. Bu videoyla sizlere göstereceğim. Neden mi işe yarıyor? Benim üstümde işe yaradı. Dinozor muyum? Hayır. İnanıyor musun benim dediğime? İnanmıyorsun. Salaksın. Bedavaya bilgi veriyorum. Bir hafta boyunca ayrıntılı beslenmemi veriyorum. Tabii ki de eğer şişmansan göreceğin arasındaki fark birazcık daha az olacaktır. Yağsız fiziğe nazaran. Ama yine de gözle görülür bir fark olacaktır. Şimdi videoya geçelim. Hey, what's happening? Egabitness, Bagabitness, actually always in business. Muhteşem bir videoyla karşınızdayız. 6 günde sizleri parçalıyoruz. Böyle bir fizik istiyorsanız, fiziğinizin durumu nasıl olursa olsun, düğüne gidiyor olabilirsiniz, fotoğraf çekilecek olabilirsiniz, kızları etkilemek istiyor olabilirsiniz. 6 günde sizlerin fiziğinizi muhteşem bir şekilde taşıyoruz ve de videoya 20.000 beğeni bekliyoruz. Yorum atmayı da unutmayın. Şu anda şişman olabilirsiniz veya benim gibi çok parçalı bir şekilde görüntüye de sahip olabilirsiniz ama 6 gün sonunda çok değişik bir görüntüye sahip olabileceğinize size söz veriyorum. Nasıl böyle bir şey yapacağız? Birinci günde 4 litre su içmekle başlıyoruz. 200 gram protein, 40 gram yağ ve de karbonhidratı 50 gramın aşağısında tutmaya çalışıyoruz. Dün karbonhidrat yüklediğim için bugün vücudum birazcık daha iri gözükebilir. Ama 5. gün, 6. güne geldiğimizde çok farklı bir yöntem uygulayarak su olsun, sodyum olsun, karbonhidrat olsun farklı bir yöntem uygulayarak inanılmaz bir şekilde canavar bir görüntüye ulaşacağız. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. 20.000 beğeni bekliyoruz. Yorumlarda başka neler görmek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Fiziğim şu anda böyle. Sizlere karbonhidrattan bahsedeceğim. Makro değerleriniz karşınıza geliyor. Karbonhidratı ilk gün olarak 50 gram karbonhidratla başlıyoruz. Ondan sonra 20-30 grama düşürüyoruz. İkinci günde, üçüncü günde hiç almamaya çalışıyorsunuz. Dördüncü günde hiç almamaya çalışıyorsunuz. Beşinci, altıncı günde karbonhidratı 200 ila 300 gramla yükleyerek başlıyoruz. Beşinci günde, altıncı günde ise 400 ila 600 gram kadar karbonhidrat yüklüyoruz. 10 tane buzlu çilek ve de protein tozunu bir tane blenderdan geçiriyorum abi. Muhteşem kıvamlı bir içecek çıkacak size. Açıkçası 6 gün boyunca kahvaltım bu oldu. Sizlere her günümün bir öğününü paylaşacağım. Bugün ilk gün kahvaltıyı paylaşıyorum. Kahvaltımı her zaman böyle yapıyorum. Köpek gibi yiyorum. Sormanıza bile gerek yok açıkçası. Her gün aynı mamayı yiyorum açıkçası. Sadece dediğim gibi karbonhidrat yüklediğim günlerde farklı şeyler yemiş olacağım. Onları da zaten göreceksiniz kankalar. Dediğim gibi kıvam muhteşem oluyor. Kesinlikle deneyin. Su, protein tozu ve de 10 tane buzlu çilek. İkinci günde daha az karbonhidrata ineceğiz ya. Ne yapıyorum? Çileği 10'dan 5'e indiriyorum mesela. Ama kankalar bu 50 gram karbonhidratı zaten bir tane protein çikolatası yeseniz, 5 tane de çilek yeseniz pat diye 50 gram karbonhidrat alıyor. İnanılmaz kolay bir şekilde karbonhidrat oluyor. İkinci güne geldik kankalar, görüyorsunuz acı soslu, hardallı ve de turşulu bir tavuk karşınızda. Tavuğun içinde zeytinyağı olduğu için buradan 40 gram almam gereken yağ ihtiyacını alıyorum. Sodyum hala yükleniyor ve de bugün sodyumdan bahsediyorum. Sodyum yüklemesine çok önem göstermelisiniz. Sodyum kas kasılımında inanılmaz fazla rol oynayacaktır ve de aldosteron, yani su tutmaya geldiğinde bu hormonla inanılmaz şekilde oynayacaktır. Ne demek istiyorum kankalar? İlk günden başlıyorsunuz. Hatta bir hafta önceden de başlayabilirsiniz ama o kadar zamanınız olmadığınız için ilk günden sodyum yüklemesine başlıyorsunuz. Yani normal insana nazaran 1000 miligram kadar daha fazla tuz alıyorsunuz. Nasıl yapacağım kardeşim bunu? Kardeşim, yediğiniz gibi tuzlu yiyin ama birazcık daha tuz atın üstüne. Yani normal yediğiniz seviyelerin birazcık daha tuz atabilirsiniz üstüne de. Bu şekilde 5. güne kadar bu tuz atma işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Veya böyle turşu yiyorsunuz abi. Bakın bu turşularda çok fazla sodyum var. Göreceksiniz 3. günümde.
yaptığım atıştırmalıkları sizlere paylaşacağım. Abi sodyumu bu şekilde atıyorsunuz. Dördüncü gün sodyumu kesiyorsunuz. Dördüncü gün karbonhidratı yüklemeden önceki bir gündür. Yani beşinci günde karbonhidratı yükleyeceğiz ya. Dördüncü günde karbonhidratı yüklemiyorsunuz ama sodyumu da eski seviyelerine, yani normal insan seviyelerine indiriyorsunuz. Yani eski yediğiniz gibi sodyum yiyorsunuz. Artık ekstradan tuz ilave etmek falan yok kardeşim yemeklere. Tamam mı? Dediğim gibi bu aldosteron seviyelerinizle oynayacaktır ve de derinin altındaki suyu daha fazla atmaya başlayacaktır. Dördüncü günden, beşinci günden, altıncı güne geldiğinizde artık derinizin altında su kalmayacak bile gibi bir şey olacak kankalar. Bu yüzden böyle bir şey yapıyoruz. Su tüketimine gelince eğer... gün başlarken yazdığım makro değerlerine baktıysanız su tüketiminizi de orada yazıyor. 4 litre ile başladık. 4 litreye geldi. İkinci gün 4,5 litre. Üçüncü gün 5 litreye çıkardık. Dördüncü günde de 5 litreden devam ediyorsunuz. Ama 5. günde 5 litreden 3 litreye indiriyorsunuz. Daha azaltıyorsunuz. Hatta 2 litre bile olur. 6. günde 2-3 litre içip açıkçası su alımını bu şekilde yapıyorsunuz. Dediğim gibi sodyumu da kestiğiniz için vücut açıkçası deri altındaki bütün suyu yok etmeye çalışıyor. Vücudumun birazcık daha kurulandığını da kuruduğunu da göreceksiniz. Bu ikinci günün sonundaki fiziğim olmuş olacak kankalar. Sizler de inanılmaz fazla sonuçları göreceksiniz. Üçüncü gün atıştırmalıklardan bahsetmek istiyorum kankalar. Size makro değerlerimiz de zaten ekran karşısına geldi. Artık hiç karbonhidrat almıyorsunuz neredeyse. Yani beyniniz çıldıracak. Kurumuş et bunlar abi ama çok güzel makro değerlerine bakarsanız. O kadar fazla karbonhidrat yok, yağ yok ve de protein var. Ondan sonra başka bir yaptığım atıştırmalık ise bu şekilde bir turşu kankalar. Dediğim gibi sodyum çok fazla. Sıfır kalori diyor. Nasıl sıfır kalori bilmiyorum ama 4 tanesinde mi ne kankalar? Gördüğünüz kadarıyla 290 miligram kadar sodyum var. Sodyumun vücutta etkisi çok önemlidir. Bazı araştırmalar 2300 miligramı geçmeyin diyor. Bazı araştırmalar ise 4000 ila 5000 miligram almanız günlük idealdir diyor. Ama dediğim gibi normal ne seviyede alıyorsanız sodyumunuzu, tuzunuzu birazcık daha ekstra ilave edebilirsiniz. Ama dördüncü günde yeniden kesmeye başlıyoruz sodyumu. Üçüncü günün sonunda da fiziğimin durumu bu olacak. Birazcık sizleri motive etsin diye müzikli bir şekilde üçüncü gün sonundaki fiziğime bakabilirsiniz. Gel gelelim dördüncü güne. Uzak durmanız gereken şeyler ve de benim uzak durmadığım şeyler. Neyse sıfır karbonhidrat alıyorsunuz. 40 gram yağ, 200 gram protein, fix köpek gibi besleniyoruz. Hala 5 litre su içiyor musunuz? Hayır, 5 litre su içmenize gerek yok açıkçası. 4 litreye indirebilirsiniz istiyorsanız ama 5 litre içiyorsanız da sizin için güzel olacaktır. Kırmızı et yedim. Kırmızı et önermem. Belinizi açıkçası kalın tutacaktır. Neden diyeceksiniz? Çünkü sindirimi çok uzun sürüyor ve de karbonhidrat yükleme gününe geldiğimde, yani 5. güne geldiğimde sizlerin uzak durmanız gereken şeyleri söyleyeceğim. 4. günün sonunda da böyle bir vücudum vardı kankalar. Damarlar falan birazcık daha gözükür gibi ama 5. günde neler olduğunu göreceksiniz. Cause
5. güne geldik. Allah'ım bugünü o kadar dört gözle bekledik ki karbonhidrat yüklemesi var. 300-400 gram kadar karbonhidrat alıyorsunuz. Sodyum seviyeleriniz yeniden eski seviyelere döndü. Dediğim gibi böyle bir French toast, Fransız tostu yedim kankalar. Muhteşem bir şeydi. Güzel de bir lokantaya, restoranta da gittik. Lokanta, restoran vlogları da görmek istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz kankalar. Ve de bu videoya çok destek bekliyoruz. Çünkü bayağı emek geçti gerçekten. 6 günümü, 7 günümü aldı edit falan filan deseniz zaten 10 günümü aldı neredeyse. Kankalar, ilk gün yüklememizi yaptık. 300 ila 400 gram kadar karbonhidrat yükleyeceksiniz. Bu 5. günde gerçekleşecektir. Ve de ertesi günde... Yani sabah kalkar kalkmaz, çünkü öğlen 1'de 2'de idmana gitmeyi düşünüyorum. 3-4 saatlik sindirim kendime tanıyacağım açıkçası. Sabah kalkar kalkmaz da yarın, yani 6. gün olarak da 400 ila 600 gram karbonhidratı yükleyeceğim kankalar. Burundaki falan ne diye merak ediyorsanız. Buradaki siyah noktaları almak için böyle bir şey koydu diyen abi. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Hiç hayatımda yapmadım açıkçası. Ve de sonuçları... Görebiliyorsunuz büyük ihtimalle. Daha fazla damarlanma şu anda başladı zaten. Ertesi gün inanılmaz fazla olur diye düşünüyorum, tahmin ediyorum ve de olacaktır yani. Şuraya falan bakarsanız yarın karbonhidrat yüklemeden önce açıkçası belimi de ince tutmak istiyorum. Bu yüzden ne yapacağım diye merak ediyorsanız. Belime de vaküm antrenmanı yapacağım. Yani aç karnayım olabildiğince, aslında bayağı karnım dolu. Birazcık zor oluyor abi şey yapmak, vaküm yapmak, ama akşam yapmadan... Yarın şov günü olarak düşünebilirsiniz. Yarın yani düğüne gidiyor olabilirsiniz. Fotoğraf çekilecek olabilirsiniz. Ne oluyorsa yani. Bunu yapmanız lazım kankalar. Bunu yapmanıza gerek yok. Bir de dişimi de bu bakımı yapıyorum. Açıkçası siz de yapın. Diş sağlığınıza önem gösterin. Dişimin arasına şöyle tel sokuyorsunuz. Ve de çürükler falan zaten bundan dolayı oluştuğu için. Bunu da her akşam ve her sabah yapıyorum ben kankalar. Bu önemli. Hatta her öğünden sonra yapmak lazım bunu. Yarın için çok sabırsızım ya. Sabah kalkar kalkmaz 500-600 gram karbonhidrat. Yani bu rüya benim için kankalar. Doğal olarak böyle bir fiziğe ulaşmak açıkçası akıl kârı değil kankalar. Yağsız gezmek falan doğal insana çok 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 zor. Yorgunum. Çok yavaş çalışıyor kafam. Açıkçası pipim içeri kaçmaya çalışıyor gibi bir şey yani. Hiç yani cinsellik falan düşünmüyor insan hakikaten. Bunu... Bu denli zorlu yapanlar bilecektir. Aa! Kankalar bakar mısınız? Kesinlikle yapılması lazım abi. Of, şurayı görmeyin. Buradan bayağı çıkmış. Evet kankalar, şimdi karbonhidrat yüklemesine geldik. Pür dikkat dinlemeniz lazım. Antrenmanınıza değineceğim. Glikojen depolarınıza değineceğim. Yani karbonhidratlarla alakalı olacaktır. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günde kesinlikle yüksek, yoğun, tempolu bir şekilde çalışmalısınız ki glikojen depolarınızı boşaltmaya çalışın. Zaten karbonhidratı kestik. Glikojen depolarını boşaltma çalışmasını beslenmeyle yaptık. Bir de antrenmanla takviye yaparsak, yani 15-20 tekrar yapmanız lazım. Ve de normal çalıştığınız set ve tekrarları açıkçası 1,5 katı arttırabilirsiniz. Bu yüzden daha fazla iş yapmaya özen gösterin ki daha fazla glikojen depolarınız boşalsın. Glikojen depolarınız boşalmaya başlayınca vücut otomatikman glikojen depolayan enzimlerini arttırmaya çalışıyor. Yani daha fazla karbonhidrat yüklediğinizde 5. 6. günlerde daha fazla glikojen depolarını doldurmaya çalışıp kaslarınızı daha da şişik gösterecektir. Bu yüzden glikojen depolarını tamamen boşaltıyoruz ve 5. ve 6. gün geldiğinde antrenman yapmamanız lazım. Neden diyeceksiniz? Çünkü glikojen depolarını boşaltmak için inanılmaz şekilde çalıştık. Hem antrenman hem beslenmeyle.
Şimdi ise 5. ve 6. günde glikojen depolarını yeniden doldurmak için ve de çok daha dolu gözükmesi için antrenman yapmıyoruz. Neden? Çünkü antrenman yaparsak glikojen depolarından daha fazla gidecektir. Yani kaslarımızın hemen altında olan glikojen depolarından daha fazla gideceği için, enerjiyi oradan çekeceğimiz için daha boş gözükebilir. Bu yüzden antrenman yapmamanızı size öneriyorum 5. ve 6. günlerde. 6. gün işte düğüne gidecektim falan filan. Düğüne gitmeden yarım saat önce, kardeşim düğündeyken, tamam mı, ceket vardır falan filan neyse, bir sinsice tuvalete gitmen lazım. Orada bir 5x15 şınav patlat. Ne bileyim, sifon çekme yap falan filan, bir biceps triceps pump'ı yap ve ondan sonra ceketi çıkartma zamanı geldiğinde ceketi çıkart. İnanılmaz bir pump seni bekliyor olacak. Birazdan zaten göreceksiniz videoda da, yani kol kasım hiçbir şey yapmadan pump olduk. Çünkü karbonhidratı hiç görmedi vücut 4 gün neredeyse. Ve de yaptığımız taktiklerle, sodyum olsun, su olsun, bunlardan dolayı çok fazla etkisini göreceksiniz. Bana inanın, muhteşem bir pump sizi bekliyor olacak antrenman salonunda. Antrenman salonunda zaten gördüğünüz, göreceğiniz görüntüler sizi de şaşırtıyor. Şaşırtacak olacaktır kankalar. Bu video gayet uzun oldu ve de sizlere 6 günlük detaylı beslenmemi ve ne yapacağınızı söyledim. Bunu yapın, yorumlarda nasıl sonuç aldığınızı görmek istiyorum. Ama antrenmana gittiğimde aldığım sonuçları sizlere bir sonraki videoya bırakıyorum. Bir sonraki videoda antrenman vlogu gelecek. Antrenman sahasında görmediğim damarları gördüm. Vücudumdaki etki inanılmaz güzeldi. Bu 6 günlük yapacağınız çalışma, beslenme sizlerin işinize çok yarayacak. Şimdi videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda başka neler görmek istiyorsunuz söyleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda size antrenman salonunda nasıl bir etki benim üstümde oldu, bunu göstereceğim. Kawasaki. Yeah.